Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Lemalar 134'ten. Evet. İnşallah çok güzel bir ders olacağına inanıyorum. Gençler, sizi kastediyorum. Size özel olacak gibi yapacağım inşallah. Cenab-ı Hak muvaffak ederse. Şimdi 133'ten başlayacağız lemalarda. Sebep-sonuç ilişkisi ve sebebin tesiri. Mevzumuz bu. Sebebin yeri, sebebin tesiri. Allah nerede bunun için, bu olayın, o işin neresinde? Tamam. Soru sormak serbest bununla alakalı. Size ilk önce bir tane cümle söyleyeceğim. İki tane. Önerme olsun. Kompozisyon yapıyorsunuz ya. Giriş, gelişme, sonuç. Giriş yaparken daha çok önermeler koyuyorsunuz. Önermeler koyuyorsunuz. Gelişmede onların açılımını yapıyorsunuz. Sonuçta da topluyorsunuz onu. Değil mi? İfade ediyorsunuz. Edebiyatta böyle. Kompozisyon yazmışsınız, yazıyorsunuz. Tamam. Şimdi ben iki tane önerme koyuyorum. Bir, kainat kurulurken, kainat, sistem kurulurken, şu çiçek yapılırken, aklın çalışması, işlevi için malzemelerin bulunması şeklinde olması. Yani şu çiçeklerin nefes almak, mevcudattaki şu sistem, birbirine zıt olan ama birbirini tanıyormuş gibi beraber çalışması, güneş, suya ters. Birisi kurutuyor, birisi ıslatıyor. Değil mi? Güneş, hava, toprak, su. Tabiat bu. Tabiatın 4 tane unsuru var. 4 tane malzemesi var. Uydurukçasıyla argüman diyorlar. Tabiatın argümanları bunlar. Zeminleri, malzemeleri, önermeleri bunlar. Yani tabiat denince ne anlaşılıyor? Güneş, yukarıdan aşağı iniyoruz. Hava, toprak, su. Bunların içerisinde kıyas edilerek, evirip devrilip çevrilerek, çıkartılıp toplanıp çarpılıp eksiltilerek çiçek, armut, şeftali falan oluyor. Şimdi bu sistem birbirinden farklı fakat birbirini tanıyormuş gibi birbirlerle beraber çalışıyorlar. Bak, şuursuz, akılsız, hayatsız, ruhsuz. Güneş mesela. Hayatı yok, ruhu yok. Aklı yok, şuur yok. Toprağın da keza, suyun da öyle, havan da öyle, değil mi? Fakat öyle bir çalışma yapıyorlar ki sanki birbirini tanıyormuş gibi birbirinin yek diğerine, diğerinin ihtiyacına cevap veriyor. O zaman başka bir el olduğu gözüküyor bu ara boşluğunda. Bak, Allah vardır demiyor. Ama yani şuursuzun şuurlu hareket yapması, akılsızın akıllı hareket yapması. Hayatı yok, beni bilmez. Güneş beni bilmez, tanımaz. Ama bana uygun çalışması gösteriyor ki, yani bana uygun çalışıyor. Ama çalışan ne yaptığını bilmiyor. Niçin bilmiyor? Kendi varlığından haberi yok. Kendi varlığından haberi olmayan benim varlığımı bilebilir mi? Bir daha. Kendinin var olduğunu bilmiyor. Mesela şu bardak var olduğunu biliyor mu? Olabilir mi yani böyle? O zaman ne iş yaptığını bilmez. Şu çiçek varlığını bilir mi? Kendi varlığını bilir mi? Ben varım ya falan der mi? Kendi varlığından haberi olmayanın, çok önemli bir önerme bu. Kendi varlığından haberi olmayan bir şeyin, kendisinin dışındaki gayrının, gayri yani, kendi dışındaki bir şeyin varlığını bilmesi mümkün değildir. Peki bilmese ona uygun nasıl çalışacak? Yani şu çiçek rengine, rengi gözüme göre. Bunu yapabilmesi için gözümü bilmesi lazım. Çünkü ciddi bir ilişki var. Koku burnuma göre. Ama bunun burnu yok. Bak, kendisinin burnu yok. Kendisi oksijenli solunum yapmıyor ama dışarıya oksijen veriyor bizim için. Kendisinin akciğeri yok. Evet, yok. Bizi yapıyor. Yani aynı. Mesela gözü yok. Hani insan
Mesela şöyle robot yapacağız, tamam mı? Ben robot yapacağım. Kendime benzetirsem ne o kadar kaliteli olur. Ayak, niye ayak takmaya ihtiyaç duydum? Bende de ayak var. Göz takıyoruz. Algı yani. Kamera yani. Kulak takıyoruz. Kayıt cihazı yani. El koyuyoruz. Tutma cihazı. Dikkat ederseniz yeni bir şey düşünmüyoruz. Kendimizi taklit ediyoruz. Yeni bir şey tasarım yapmıyoruz yani. Kendimizi taklit ediyoruz. Öyle değil? Gözümüze göre kamera yapıyoruz. Kulağımıza nispeten kayıt cihazı yapıyoruz. Niye o zaman hayret ediyorlar abi? He? Hayret ediyorlar. Nereye hayret ediyorlar? O robota hayret ediyorlar. Çünkü kendi varlığından haberi yok ki. Şuur değil, ondan diyoruz. Mesela insanın yaptığını hayret ediyor fakat insanı yapanı hayret etmiyor. Robota hayret ediyor, onu yapan insanı hayret etmiyor. İnsanı hayret etmiyor yani. Çünkü hayret etmesini unutmuyoruz, bir iş adamı gibi. Dedi ki, şaşıracaksınız ama onun ne olur psikolojisini hayal edin. Eğer psikolojisini düşünmeseniz, sözüme dinleyerek karar verirseniz yanlış yaparsın. Şöyle diyor. Senin kadar rahat gülebilsem de hiçbir şeyim olmasa. Bu sözü geçin, psikolojisini düşünün ne kadar çökmüş. Niçin çökmüş psikolojisi biliyor musunuz? O serveti elde etmek için. O serveti elde etti ama sağlığını verdi. Şimdi elde ettiği serveti verse eski sağlığını alamaz. Hiçbir şey. Şimdi birincisi önermemiş şuydu. Bu kainat aklın çalışması için kurulmuş. Aklın işlemesi için zemin ve malzeme deposu. O zaman benim aklım nasıl çalışacağını, nasıl ne malzemelerle çalışacağını bilendir bu sistemi kuran. Mesela ben bunu düşünüyorum, yazıp çiziyorum, formül çıkarıyorum. Yani akıl düşünmesi için malzeme lazım. Ben nasıl uçabilirim diyebilmesi için kuş lazım bakın. Kuşu gördükten sonra ben nasıl uçabilirim diye uçak yaptı sonra. Şimdi 300 metreden net bir görüntü elde ediliyor kartal. Bunu beşer görüyor mu? Görüyor. Bir bakıyınca diyor 9 tane birbirinin içine girmiş dürbün var. Tık 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 böyle uzun dürbün tık 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 tık. 9 aşamalı tık tık tık. Çapını genişletiyor bilmem ne yapıyor. Isısında duyarlı koyuyor. Cinsine bakıyor. Plastik midir, hayvan mıdır vesaire. İşte insan bunu gördü mü? Bu sefer ona benzer bir şey yapıyor. Ya ne demek istiyorum? Ne demek istiyorum? Akıl çalışması için dünya güzel bir zemin ve malzeme mevcut. Bir misalim var ya sana böyle gemide giderken böyle Allah Allah ne güzel yaratmış deyip de gemidekiler sana şaşırmış Allah ilk defa mı kuş görüyor? Evet. İlk defa mı şey görüyor? İlk defa yani bakıyorlar bu nereden geldi diye. Sirkeciden karşıya geçiyorduk. O biliyorsunuz vapurdaki kuşlar alışmış. O kum şeyler kumru mu diyorlar? Yok. Marti. Gemiyle beraber gidiyor atacaklar diye hakikaten atıyorlar. Yani gemiye bakıyorum, kuşa bakıyorum. Hayret ediyorum yani. Allah Allah. Millet meğer dakikalarca bana bakıyormuş. Ben dalmışım kuşa. Allah Allah. Millet bana bakıyor yani. Hayretimi hayret ediyor. İlk defa mı görüyor? İlk defa görüyor. Tabii dönünce herkes bana bakınca arkadaşlar dedim, hakikaten ilk defa görüyorum dedi. Şaşırdılar, nasıl ilk defa görüyorsun diye şaşkınlık başladım ondan sonra konuşmaya. Baktım bir kısmın dağılmaya başladı, bir kısım yanaşmaya başladı. Şimdi birincisi buydu. Değil mi? Ha, aklın çalışması için güzel bir zemin ve aklın çalışması için malzeme. Yani malzeme var. Benzerini yapıyoruz. İkincisi, burası da çok ilginç. Kaderi de ispat edecek. Kader. Radyo getirdik buraya. Hayal edin.
Kaç istasyon vardır? En az 500 tane var. Sırf FM'di, FM1, FM2, FM3, FM4. Uzun dalga, kısa dalga. Değil mi? Yurt dışına, yurt dışındaki FM'ler vesaire. Tamam mı? Şimdi radyo bir kutu mu? Dinliyorsun değil mi? Ben çevirdim, müzik çaldı. Kaderi de ispat ediyor. Çevirdim, Kur'an okunuyor. Biraz da çevirdim, fikir konuşuluyor. Bilmem ne. 200 tane istasyon. Hep böyle çevirsen farklı ses gelir mi? Bu kimisi eğitici, kimisi öğretici, kimisi idealist, kimisi seni dava adamı yapıyor, kimisi duygulandırıyor, kimisi seni ahlaksız yapıyor vesaire. Peki buradaki bu sesin çıkması sırf radyoya versen, verici istasyona ve verici istasyonun arkasından bu sesi, bu manayı, bu Kur'an'ı, bu tiyatroyu, bu şarkı türküyü besteleyen insanı düşünmesen, sırf sesi, sesen çıkan radyodan gördüğün için ona versen ayıp olmuyor mu? Peki, burada Allah belanı versin, ne çalıyorsun, şöyle rezil müzik çalıyorsun demek mi lazım? Çevirmek mi gerekiyor? Suç kimim? Çevirenin midir? Radyonun mudur? Çevirenidir değil mi? Biz nereye çevirirsek o çalar. Peki bedelini kim ödeyecek? Ama radyo çaldı diye radyoya fatura çıkar mı? Kader budur. Bütün sesler burada duruyor. Bir yerden getirmiyor radyo. Hepsi var radyonun etrafında. Ben çeviriyorum. Ama sırf basit bir hareket, bir çevirme, o müziği besteleyen insanın ettiği masraf, o müzik orkestrasının cihazları, o müzik işte kemençeyi, şeyi, sazı vesaireyi besteleyen veya notaları çıkaran, yani bir müzik olana kadar. Veya bir Abdülsamet Kur'an okuyor. Veya bir adam ilmi bir şey konuşuyor mesela benim gibi. Mesela bunu radyoda çalsa. Radyoda çalsa mesela bak. Bu dersi ben size yapmam için ne kadar bilgi gerekiyor? Ama sen radyoda sırf çeviriyorsun o kadar. Ha, kader nedir? Bu bütünlük içerisinde tercih sistemleri içerisinde tercihlerindir. Bu dünyayı radyo düşün. Tamam mı? Bu dünyayı radyo düşün. Radyo kutusu. İrademle bu dünyanın dışında cehennem var. Şeytan var. Celal memleketleri var. Adem alemleri var. Kahar ülkesi var. Cennet var. Cemal var. Cennet var. Alimana var. Alemisala. Bu dünya radyosunda irademle çevirirsem ya Lef-i Mahfuz çalıyor, ya Kürs çalıyor, ya Cehennem Zebani Mökeli kimdi? Malik. Ya Malik çalıyor. Cennetin Mökeli Melakesi neydi? Kimdi? Rıdvan. Ya Rıdvan çalıyor. Lef-i Mahfuz'un Mökeli kimdi? Cebrail. Arş-ı Azam'ın Mökeli kim? Arş-ı Azam'ın. Azrail. Arş'ın kim? Çok güzel. İsrafil. Çok güzel. Kürsün. Başka çaresi yok. Evet. Kürsü bilmek çok zordur. Onun için başta demedim. Mikail, şuur. Peki, bu dünya radyodur. Öteler burada çalıyor. Mesela uygulayayım. Dın 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 dın. Beka çalıyor. Evet istiyorum, evet, evet istiyorum, evet. Sonsuzluk istiyorum. Bir anda her yerde olmak istiyorum. Dert istemiyorum. Hastalık istemiyorum. Her isteğimin yerine gelmesini istiyorum. Yaptıklarıma alışmak istemiyorum. Her an yeni bir şey olmasını istiyorum. Gibi bu müzik çalıyor. Var mı yok mu hepimizde? Radyoda var. Ses geliyor. Peki radyoda sesin gelmesi, biz biliriz ki radyonun kendisi değil. Ha, bu da radyodur.
Ruh ahiret çalıyor. Ruhumuzu seslendiriyorum. Ebed istiyorum ebed, sonsuzluk istiyorum sonsuzluk. Bir anda her yerde olmak istiyorum. Dert istemiyorum, keder istemiyorum, sıkıntı istemiyorum, panik olmak istemiyorum, ölmek istemiyorum. Çalıyor mu çalmıyor mu? Okula gitmek istemiyorum. Çalıyor mu çalmıyor mu? Var mı yok mu? Şimdi radyodaki sesi radyoya mı vereceksiniz? Ahiretin en güzel ispatı bu. Radyo istasyonunu göremezsiniz. Var mı bak? Bak radyo istasyonu var mı oralar? Yok. Uyduyu görebilir misiniz? Çıplak gözle görebilir misiniz? Peki sen mi daha harika görürsün teneke mi? Uydu çanağı. Teneke görüyormuş baksana. Binlerce metreden veya kilometrelerden çanağı görüyor. Öyle bir göz var ki uyduyu görüyor, benim gözüm görmüyor. Öyle kulak var ki uyduyu işitiyor sesi, ben işitmiyorum. Ne? Çanak. İşte ruh da öyle. Ebed istiyorum ebed. Nereden çıktın lan? Ruh. Vicdanıma yansıttı. Çanak anten. Ruh da çalıyor. Bir baktım eğer çanak anten kalp. Ruha bir baktım ki Allah neler istiyor neler çalıyor ya. Peki der miyiz televizyonun kendisindendir? Sebep, sebep bütünsel içerisinde sif zemin malzemeleri. Yani bu sesin bize çıkması için radyo lazım, hava dalgası lazım, o müzikleri yapanlar lazım, Kur'an'ı okuyan olması lazım, istasyon olması lazım, uydu olması lazım değil mi? Sif böyle radyoya verebilir misiniz? İşte sebepler böyle. Şimdi okuyoruz mevzuyu, daha iyi anlaşıldı. Kader anlaşıldı mı arkadaşlar biraz? Çana istediğin yere çeviriyorsun çanak. Allah kahretsin lan ne gösteriyorsun lan diyeceğine lanet okuyacağına çanağı değiştir. Kanalı değiştir radyoyu. Hadi bakalım. Esbab-ı zahiriyeyi perest edenleri aldatan, yani sebeplere perestiş edenleri, yani sebep perest, sebep yaptı diyenleri aldatan sebebi anlatıyor şimdi. Nasıl aldanıyorlar? Bu belki işimize ne yarar? Nasıl yarayacak? Nasıl aldanmayacağız? Nasıl aldanıyorları öğrenip nasıl aldanmayacağımızı öğreneceğiz. Tamam? Nasıl aldanıyorlar? İçerisinde nasıl aldanmayacağız? Onu anlatacak. Esbab-ı zahiriyeyi, zahiri görünüşte kullanılan malzemeleri, mesela elma, ağacın dalı kullanılarak geliyor. Ama dinsiz göz elmanın kaynağını dal zannediyor. Oysa elmada elmayı boya atan da göz olması lazım. Doğuştan ama otokaporta boyada çalışabilir mi? Veya ressam. Getirin tabloyu doğuştan ama. Getirin boyaları. Öyle bir resim çiziyor ki göz sahipleri hayret içinde kalıyor. Olur mu? Ha. İşte olmaz. Niye olmaz? Bunu kim yaptı bilmiyorum ama kör olmaması lazım. Bir de o dal vaktin nasipten veriyor. Tam evet. Aldatan iki şeyin beraber gelmesi veya bulunmasıdır. Ki niye aldatıyor? Niye aldanıyor biliyor musun? Elma ile dal ikisi beraber olduğu için aldanıyoruz. Allah elmayı dalsız vermiyor. Elmayı dal ile verince dal kaynak zannediyoruz. Yani netice ile sebep beraber olunca biz burada imtihan, burada kavşak burası işte. Burada hata yapılıyor. Kavşak bu. Bir daha Muhammed. Netice ile sebep. Elma ile dal ikisi beraber aynı yerde olunca dal kaynak zannediyoruz. Buna dinde ne deniliyor? İktiran tabir edilir.
Yani birbirine illet zannetmeleri. Yani beraber olmalarından birbirinin faili. Yani mesela dalı ortadan kaldırdığı zaman elma yoktur düşünüyor. Tamam, hakikaten yoktur. O zaman madem bir şeyin ortadan kaldıran sebebi ortadan kalk yok olursa, yani elmaya sebep olan dal ortadan kalkarsa, elma yok oluyorsa, şunu getiriyor önerme. O zaman elmayı dal yapmıştır. Oysa o da elmanın sebeplerinden bir tanesidir. Elma, bak, dalı ben kaldırırsam elma yok oluyorsa, elma yapan daldır önermesi yanlıştır. Çünkü eğer elma dalı kaldırdığım zaman elma yok oluyorsa, elma yapan daldır önermesi niye yanlıştır? Çünkü önermeyi yanlış kullanıyor. Bu elmanın vücuda gelmesi için, yaratılması için sebeplerden bir tanesidir dal. Başka ne lazım? Güneş lazım. Dünyanın dönmesi lazım. 23 derece 27 dakikalık olması lazım. Çok mühim ama çok insan bilmediği nem lazım. Nem. Değil mi? Ondan sonra su lazım vesaire. Bunlar malzeme mi? Bunların topunun, ceminin toplamından dışında bir şey de lazım. Çimento tamam. Demir tamam. Tuğla tamam. Süleymaniye olacak. Ne eksik? Ha? Bilim. Başka? Mimar Sinan eksik. Bak. Çimento lazım. Tamam. Döktük inşaatı meydana. Tarlaya. Çimento döktük. Çakıl döktük. Demir koyduk. Tuğla. Plan, proje hepsi tamam. Ama bu kadar şey birbirini tanımıyor. Bunları bir araya getirecek, bunların dışında birisi lazım. Mesela toprak boya deposu değil. Oradan alacaksın. Ne yapacak? Öyle bir boya atacak ki elmaya, kimlik olacak, kişilik olacak. Sarı elma, sarı elma sindirim için, kırmızı elma kan için olduğunu, hem kimlik vereceksin, hem güzelleştireceksin, hem de gözden iğrenç olmayacak vesaire. Mesela gıdalar içerisinde tek bir gıdada şey var, gümüş iyonu var. Gümüş iyonu da beyne direkt gıda olan şeydir. Nerede var bu? Cevizde var. Gümüş elementi var ya, maddesi. Bu kadar binlerce meyveler içerisinde tek bir yerde var. Ne söylerseniz yok, hiçbirisinde yok. Gümüş var ya, şeyden hatırınıza kalsın, yüzük. Gümüş iyonu. Beynin malzemesi, o gri madde var ya, onu inşa eden gümüştür. Peki nerede var? Ceviz. Cevize dikkat edin, nereye benziyor? İki tane de lobu var. İki, bu kafada da iki lob var zaten. Kafatası da aynen şey. Bu şu. Yeşili de saç. Gerçi benimkisi beyaz. Anladın mı? Aa, ceviz. Yani Allah nereye yarayacağını orayı tanımlayan, işaret eden şeklini yapmış. Ceviz dimağa benziyor ve dimağa şey koymuş. Şimdi bak, bunu bilmesi lazım. Bu bilinerek yapılmış. Mesela şu çiçeğe boya atan, otokapırda da boyayı gören var mı, boyayan? Böyle yapıyorlar. Gerçi ben şöyle yapıyordu adam. Bizim birer otokaporta dükkanı var. Orada bir elemanı var. Şöyle yaptı ha. Şöyle yapıyor. Burnumu alıp pişt 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 pişt. Araba boyu. Suat o kadar kolay ki. Lan ben de yaparım onu ya. He. Pişt pişt. Dedim ki bir de bana versene dedim ya. Bir de ben boyayım. Kolay değil mi hocam dedi. Tabii canım dedim. Pişt pişt pişt. Tamam peki. Ama buna dokunma dedi. Bir saç getirdi bana. Boya dedi. Ulan bir yaptım, çabuk yapmışım, dağılmış. Bir biraz alttan yavaş yapayım dedim, yığılmış. Bir de dalga veriyor yani.
arabanın kenarı mıdır, düz müdür, esnek falan, ona göre bir de ressamlar da yapıyor ya bu şeyi. Ne diyorlar ona? Şey resmi, Ersan'ın resmi. Yok şey yapıyorlar böyle. Şöyle bu acayip bir ressam diyorlar ona. Böyle resmi çekiyorsun, istediğin gibi renk değiştiriyor sana. Vesaire. Böyle yani kısacası. Hocam dedi, ne dedi biliyor musun? Ben dedi bunu atabilmem için 17 sene verdi. O anda böyle dışarıya baktım. Hani kapının orada şey yapılıyordu, tampon yapıyordu alt arabanın. Çınar ağacı var dükkanlarıma karşısında. Vay be. Bunu yapan kaç saatini vermişti. Ondan sonra dedim ki, bu dedim boyayı buraya vurduğun zaman dedim demirde boya oluyor mu? Yok yok hocam dedi. Kazık kalkar dedi. Gittim bir yaprak koparttım. Yaprağın üstünü görüyor musun boya? Evet hocam. Yırttım içi de aynı renk. O da şaşırdı. Hakikaten hocam dedi ya içi de aynı renk. Üzerine vurulmamış. Verniğe bak. Herkes evindeki çiçeğe baksın. Yaprağı kirlidir. Doğaya bakın, bir tane yaprak kirli göremez. İsmi Kudüs. İraden girdi, içeri hapsettin, olmuyor. Yani sebep dünyası kullanılıyor. Ama sebeplerin içerisinden bir tanesi illet, yani faili olamaz. Allah sebeplerle yapıyor. Sebebi direkt yapmıyor. Akıl devre dışı olurdu. Akıl sebep-sonuç ilişkisinde çalışan bir sistemdir. Eğer sebep-sonuç ilişkisini kaldırsanız akıl yaratılmaması gerekiyordu. Aklın çalışma malzemesi sebep-sonuç ilişkisidir. O da adaletin tecellisidir. O da inkişafın sebebidir. Burayı çok ilginç bir tespittir. Belki de 10 saniyenizi aldım. Yani Allah sebebi kullanmadan direkt yaparsa buna Allah ben diyor Kur'an'da. Sebep. Sebepleri kullanarak yapıyorsa biz diyor. Mesela şu çiçeğe latif var, sani var, hay var, hakim var. Yani bir sürü isimler var. Her bir isim ben. Rahman ben, Rahim ben, Kerim ben, Latif ben, Basir ben. Bütün isimler ben. Benleri topla. Biz. Şimdi aklın çalışma malzemesi diye başladım ya önermede. Akıl şununla çalışıyor. Sebep-sonuç ilişkisinde böyle bir sistemde, böyle bir dizaynda çalışıyor. Eğer sebep-sonuç ilişkisi yok, direkt yaratılıyorsa akıl yoktur. Akıl devre dışı olur. Cennette öyledir. Buna da sebep-sonuç ilişkisinin adı, yani beraber olmasının adı, dindeki, risaledeki tabiri iktiran. Ne? Neymiş Yasin? İktiran. Fakat sebeple sonuç beraber durması, elma dalda takılı kalması, dal yaptığı zannedilmesine sebep olmuş. Yağmur yağdırıldığı zaman kimsenin acayipine gitmiyor değil mi Ahmet? Yok gitmiyor. Yağmur gibi elma yağdırılsa adamlar hayran oluyor. Yani. Evet, vay be elma yağıyor. Hem bir şeyin ademin, yani bir şeyin ortadan kalkması, bir nimetin madum olmasına illet olduğundan, daha önce okudum ya, onun için size önceden söyledim. Yani ağacın kendisini ortadan kaldırırsan elma da yok olur olduğundan, o zaman tevehüm eder ki, o zaman düşünmüşler ki, o şeyin vücudu dahi o nimetin vücuduna illettir. Yani dalı kaldırdığım zaman elma yok oluyorsa o zaman elma yapan daldır zannedilmiş. Oysa bir sürü sebep saydık. Onlardan bir tanesidir dal. Güneş lazım. Hava lazım. Tamam. Toprak lazım. Tamam. Ağaç gibi bir kimya laboratuvar lazım. Ağaç laboratuvardır. Toprağı alacaksın, elmaya dönüştüreceksin. Normal bir teknoloji mi? Ağaçta kullanılan teknolojiye bak. Ama bunun dışında dedik ki
demir, çimento, tuğla, çakıl tamam. Ama bunları bir bütüne getirecek, bunların dışında Mimar Sinan lazım. Mimar Sinansız Ayasofya'yı düşünebilir misiniz? Malzeme var. Doğru. Tuğlasız olmaz. Sebeplerden bir tanesidir. Bir de yapı cinsinden. Mesela yapılan eşyanın aynı cinsinden yapılan eser. Evet. Sonra elma ağaçtan çıkar ama elmanın ağaçla hiçbir alakası yok. Sapın en son sapta birleştiği noktaya bakıyoruz abi. Normalde mesela aynı tat orada da olması gerekiyor. Dalda da olması lazım, gövdede de olması lazım. Uç noktada değişiyor tamamen. Hemen kesiyor. Kesiyor. Yani elmanın ağaca menfaati yok, yüktür. Elmayı ağaç yemiyor ki. Niye kendisine menfaat olmayanı yük yapsın ve niye çalışsın? Gövdede, dalda o lezzet yok dediğin gibi. Elmada var. Kendisi çamuru çerliyor, yavrusunda sütü verir. Evet. Yapılan malzemeler mesela diyelim ki Mimar Sinan taştan, topraktan malçı yapıyor, cami yapıyor. Cami taş ve toprağa benziyor. Elma ağacından elma çıkıyor ama yani o ona benzemiyor. Evet. Ne tatlı, ne şekil, ne kokuyor. Elmada kasıt var. Yani adres varsın. Sensin. Adreste sensin. Mesela dilde sensin. Yani lezzette sensin elmada. Renkte sensin. Gıdada da sensin. Öyle değil mi? Ama ağaç bilemez. İşte devam ediyor. Şükrünü, minnettarlığını o şeye verir, hataya düşer. Çünkü bir nimetin vücudu, yani bir elmanın gözükmesi, o nimetin umum mukaddematına ve şeraitine terettüp eder. Yani bir nimetin vücuda çıkabilmesi için bütün şartların bir araya gelmesi lazım. Bütün şartları. Bir tanesinin yokluğuyla hepsi yok oluyor. O zaman fail budur demek korkunç bir hatadır. Çünkü dünyanın işlevi böyle. Halbuki o nimetin ademi bir tek şartın ademiyle olur. Mesela bak örnek veriyor. Benim radyo misalimi buradan çıkarttım. Bir bahçeyi sulayan cetvelin deliğini açmayan adam. Bahçıvan düşünün. Bahçıvan tamam böyle. Tarlada bir hayal edin ne olsun o bitki olarak. Ben hemen narı diktim. Başka diken var mı ne diksin, dikelim oraya? İncir. İncir harika. Üzüm. Buğday. Herkes bir tane söyleyecek. Buğday. Hakikaten hiç duymamıştım buğday dikeni. Başka kim ne dikecek? Hadi bir şey dikin. Domates. Ya demek ki ilginiz çeken meyve yok. Ben hemen nar ve inciri diktim. Tamam mı? Şimdi bahçıvan var. Delik var yani. Su kanalı. Ak. Kaldırıyor. Su gidiyor. Kapatıyor. Su gitmiyor. Tamam mı? Bir bahçeyi sulayan cetvelin deliğini açmayan adam o bahçenin kurumasına ve o nimetlerin ademine yokluğuna sebep ve illet oluyor. Fakat o bahçenin nimetlerinin vücudu o adamın hizmetinden başka ama açtı, su gitti, ağaç meyveler verdi. Kesti, vermedi, ağaç kurudu. Yani bu kadar nimetlerin çıkmasına adam bir su açıp, kapağı açıp kapatıyor. O adamın hizmetinden başka yüzer şeraitin vücuduna tevakkufla beraber yani o adamın cetveli açması, deliği açması yüzlerce sebeplerden bir tanesidir. İllet hakiki olan kudret ve irade-i Rabbani ile vücuda gelir. Yani malzemeler getirdi. Su geldi, güneş geldi, hava geldi de merhameti nerede bulacaksınız? Elmada merhamet yok mu? Yani sana incirin hitap etmesinde merhamet yok mu? İncirin, narın seni bilmesinde bir bilmek yok mu? Bilgi yok mudur? O meyvelerin takılmasında sana iltifat yok mudur? Sana muhabbet yok mudur? O nimetlerde şefkat gözükmüyor. Şefkat nerede bulacaksın? Suda şefkat var mı? Güneşte merhamet var mı? Havada iltifat var mı? Nereye vereceksin şimdi? Yani o şartların dışında ne lazım? Bir, irade-i Rabbani ve kudret, ilim, irade, kudret lazım.
İşte bu mağlatanın, yani bu tuzağın ne kadar hatası zahir olduğu, Allah ve esbab perestlerin ne kadar hata ettiklerini bil. Evet, iktiran ayrıdır, illet ayrıdır. Yani onları mesela vücuda getirecek malzemel ayrıdır. O malzemeleri bir araya getirip onu kullanarak neticeyi yapmak apayrıdır. Bir nimet sana geliyor fakat bir insanın sana karşı ihsan niyeti o nimete mukarin olmuş fakat illet olmamış. İllet rahmet ilahiyedir. Yani mesela ben sana bir tane elma ikram edeceğim bugün. Bu sana ihsanı, benim ihsan etmem bir sebeptir. Ama o şartlarda lazım, ama en büyük sebebi benim. Şimdi elma bize gelecek, ihtiyacımız var. Havaya ihtiyacımız vardı. Havaya ihtiyacımız var. O kadar acayip. Bugün mesela darlandım biraz böyle. Lan dedim, hemen camı açtım çıktım. Vay be, ne nimetmiş ya. Böyle hava kapalı olunca vesaire. Yani ya olmasaydı hava, yani bu şekilde olmasaydı bolca, yani dükkandan alsaydık tüp gibi. İllet rahmet ilahiyedir. Yani illet şu, malzemeleri aktif edip bütünleye illet. Asıl sebep. Ama esbab ise güneş, hava, toprak, su. Ama bunları bütünleyen illet ayrı. Sebep ayrıdır, bütünleyen ayrıdır. Evet, o adam ihsan etmeyi niyet etmeseydi o nimet sana gelmezdi. Nimetin ademine illet olurdu. O adam mesela. Fakat mestur kaideye binaen o meyli ihsan, insandaki o ihsan etme, ikram etme meyli. Mesela bak, Allah ikram etme meyli olmasa, istemese ne olur? Hiçbir şey gelmez. Bak bir de okuyorum. Fakat mezkur kaideye binen o meyli ihsan, Allah'ta ihsan etme meyli yok. O nimete illet olamaz. Ancak güzel şeraitinin bir şartı olabilir. Mesela örnek veriyor şimdi. Uygulanılmış örnek. Risale-i Nur şakirtleri içinde Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine mazhar olan zatlar Hüsrev, Refet gibi iktiranı illetle iltibas etmişler. Ne yapmışlar biliyor musun? Ustadına fazla minnettarlık gösteriyorlardı. Halbuki Cenab-ı Hak onlara dersi Kur'an'da verdiği nimet istifade ile ustadlarına ihsan ettiği nimet ifadeyi beraber kılmış. Yani ustadın ifadesi var. Ama ders Kur'an'ı. Görüyor musunuz bak? Dersi Kur'an, Kur'an ders Kur'an'ındır. Nimet istifade de bize ait. Bak Kur'an'la bizim aramızı bulacak birisi. Onun adı da ifade-i nimet. Ustada verilmiş. Tamam mı? Hepsi beraber gelmiş. Üçünden bir tanesi eksik olsa netice olmaz. Bir, dersi Kur'an olacak. İki, ustad olacak. Üç, onu istifade edecek kişiler olacak. Tamam mı abi? Halbuki Cenab-ı Hak onlara dersi Kur'an'da bir de okuyorum. Verdiği nimet istifade ile ustadlarına ihsan ettiği nimet ifadeyi beraber kılmış. Mukarenet vermiş. Üçü beraber. Yani ustad da Kur'an beraber. Onlar derler ki şöyle hata yaptılar bak. Hataya hatasını söylüyorum. Onlar derler ki eğer ustadımız buraya gelmeseydi biz bu dersi alamazdık. Öyleyse onun ifadesi istifademize illettir. O gelmeseydi biz bu Kur'an'ı dersi alamazdık. Madem alamazdık o zaman istifademizin illeti kaynağı ustattır dediler. Ben de derim ki, ey kardeşlerim,
Cenab-ı Hakk'ın bana da sizlere de ettiği nimet beraber gelmiş. İki nimetin illeti de rahmet ilahiyedir. Ben de sizin gibi iktiranı yani sebeple sonuç arasındaki beraber olması, iktiran diyoruz, iktiranı illetle irtibas ederek bir vakit Risale-i Nur'un sizler gibi elmas kalemli yüzler şakirtlerine çok minnettarlık hissediyordum. Ve diyordum ki ben de diyata yapıyordum. Ben de sizin için diyordum ki bunlar olmasaydı benim gibi yarım ümmi bir biçare nasıl hizmet edecekti? Onlar böyle düşünüyorlar. Ustad da olmasaydı Kur'an'dan istifade edemezdik. Ustad da şöyle düşünüyormuş. Bunlar olmasaydı ben yarım ümmi yazmayı bilmiyorum. Bu risaleler nasıl insanlara ulaşılacaktı? Diyordum diyor. Sonra anladım ki sizlere kalem vasıtasıyla olan kutsi nimetten sonra, ondan sonra size kalem vermiş Allah şu nimet. Ondan sonra bana da bu hizmete muvaffakiyet ihsan etmiş. Bana da Kur'an hakikatlerini ortaya çıkarma, ifade etme nimetini vermiş. Size de o ifadeyi kalemle çoğaltma nimetini vermiş. Birbirine iktiran etmiş, birbirine illet olamaz. Birbirine sebep olmuş, bütüne gelmiş. Birisi onun faili olamaz. Ben size teşekkür değil, belki sizi tebrik ediyorum. Siz de bana minnettarlığa beden dua ve tebrik ediniz. Mesela şeyhim olmasaydı ben buna varamazdım. Veya abi olmasaydı ben bunu bilemezdim. Ne oldu buraya göre? Yanlış oldu değil mi? Ne diyeceğiz? Bu ders Kur'an'ın dersidir. Bu ders Kur'an'ın dersi bir. Bize gelmesi için birisi ifade etmesi lazım. İfade ettik diye o güzel ifade etti. Ben istifade ettim diye istifademin kaynağı budur diyebilir misin? Hayır. Nedir o? Rahmet ilahiymiş. Kur'an'ın dersi artı onu ifade eden artı sana da mail vermiş istifade edeyim. Merak vermiş, arzu vermiş, istek vermiş. İstek olmasaydı bu yazın, işte bu 15 tatilde burada olmayacaktınız. Merak olmasa, iştah olmasa çekip gidersin kardeşim. Baban, annen, baban da isterse zorla tutamazlar sizi. Öyle mi Furkan? Öyle. Öyle. O zaman nedir? Senin bu işte iştahın, senin bu mailin, senin bu arzın bir. Biz de burada bulunup ifade etmeye çalışıyoruz, size gayret ediyoruz. İki, Kur'an'ın dersi bu, Risale'nin dersi. Üç, üçünü bir araya getiren rahmet ilahi. O zaman, vay mi ben, tabii ya ben şey gururlanmadığım gibi, sen de benim gibi adam var mı lan herkes, efendim sokakta dolaşırken bu tatilde falan, ben şöyleyim böyleyim, sen de bunu demeyeceksin, ben de bunu demeyeceğim. Sen şöyle diyeceksin, ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun, bu kadar başıboş ve gayesiz, bak başıboş ve gayesiz gençliğin içerisinden beni çıkartıp buraya koydun. Bir daha söyleyeyim, bu kadar başıboş ve gayesiz gençliğin içerisinden beni çıkartıp buraya koydun. Hadisatın dağlar varı dalgalar arasında insanlar intihar ediyor, buhran çekiyor. Bak 13 yaşında, 17 yaşında, dün derste işte, dersten sonra, şey kullanıyormuş, Bali. Amcası soruyor, babası vefat etmiş, kendisi bakıyormuş, bebek temeli. Bali kullanıyor. Bak 17 yaşında, siz ne kullanıyorsunuz, o ne kullanıyor? Ve bitmiş vücudu. Akciğer bitmiş. Bitmiş, yediği de yok. Ben çok uğraştığımdan ben mesul muyum? Adam niçin soruyor? Vicdan azabı çekiyor. İşte yeğenime sahip çıkamadım da bilmem ne ama neyse bak. Bak niçin anlattım? Hadisatın, diş dünyadaki hadiselerin içerisinde dağlar varı, dalgalar içerisinde sizi sahili selamete çıkarttı. Başıboş ve gayesiz gençliğin içinde sizi buraya çıkartmış. Gaflet ve dalalet karanlıklarındayken nuru Kur'an'ı size göstermiş.
Bu bir. Bize de burada sebat vermiş. Burada da size hizmet edecek gibi hazır bekletmiş. Bunlarla bizi meşgul edip bize de istifade ettim ve ettiriyorum. İki, sen ve ben. Bir de Risale-i Nur var. Üçü var. Yetmiyor. Üçünü bir araya getiren, sana o meyli veren, bana da o meyli veren, buna da o meziyeti veren kimmiş? Rahmet ilahi. O zaman sen de şükret, ben de şükredeyim. Birbirine şey yapamaz. Peki. Sorunuz var mı? Bu kadar. O üç tane misalimiz var. Unutmasınız. Hem kader ispat ediyor. Bir. Akıl sebep sonuç ilişkisi sisteminde çalışıyor ki bu da insanın emri nisbi, emri itibari kıyasla vücudundaki yani ruhunda bulunan istidat ve kabiliyetler ortaya çıkıyor. Gelişiyor. Akıl çalışsın gibi bir sistem kurulmuş. Sebep sonuç ilişkisi. Ve akıl yürüyebilmesi için malzeme koymuş. Malzeme deposu. Bu bir misalimizdi. Demek ki bu akıllı yapmadan önce bu akıldan önce bir akıl yapmış bunu. Bu elle mi yaptınız bu eli? Bu elle yapmadınız. Bu elden önce el olması lazım. Değil mi Furkan? Bu gözden önce göz olması lazım. Bu akılla bu akıl yapılmadı. Çok korkunç mantık. Korkunç. Bu akılla bu akıl yapılmadı. Bu akıldan önce akıl olması lazım. Tamam? İşte bundan önceki akıl bu aklı yaratmadan önce bu akıl nasıl çalışacağının sistemini kurmuş. Sistemini kurmuş, malzeme. Bu birinci misalimizdi. İkinci önermemiz, radyo istasyonları var binlerce. Nereyi çevirirseniz çalar. Bu da kader. Nereyi çevirirsen. Lanet okuma. Sif çavif çevirme. Üçüncü misal, bir bahçıvan su cetvelini, arkını su veriyor vermiyor. Tarla kuruyor, ayağa çıkıyor. Bununla bahçıvan fail değil, kirazın olmasına. Yani nar oldu, suyu kaldırdı, su gitti. Tarlaya gitti, nar meydana geldi. Şimdi narı yapan bahçıvan mıdır? Yüzden birisi yaptı. Bak şimdi. Suyu kaldırdık, tak su gitti. Nar ortaya çıktı. Vay, bahçıvanım benim, bir tanem, kralım benim falan. Niye? Sen olmasaydın nar olmazdı. Olması için sebeplerden bir tanesidir. Fail değil. Yani malzemedir. Tabiat kanundur. Kanunu koyan değildir. Sistemdir. Sistemi kuran değildir. Kanundur, kudret değildir. Düşünülendir, düşünen değildir. Yapandır, yapılandır, yapılandır, yapan değildir. Sistemin adıdır tabiat. Yani işleyen sistemin adıdır. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâtiha temâs-selevâtı.